Muhalefetin birini hapse attı. Öbürünü yanına çekti. CHP'den de memnunlar. Böyle kalsın diyorlar. Hayır, böyle kalmayacağız. Hedefimiz 50+1. Cumhurbaşkanlığı. Cumhurbaşkanlığı. Cumhurbaşkanlığı hedefimiz. Aman bunu dersek ne derler? Ne derse desinler. El alem ne der diye siyaset yapılmaz. İlkeyle siyaset yapılır. İlkeyle. Hoşgörüyü, Şeyh Bedrettin'den paylaşmayı, Aracaoğlan'dan sevdayı, Pir Sultan'dan, Köroğlu'ndan, Dadaloğlu'ndan, haksızlığa karşı boyun eğmemeyi, direnmeyi, Namık Kemal'den vatan demeyi, Tevfik Fikret'ten özgürlük demeyi, Mustafa Kemal'den yurttaş olmayı, devrimciliği öğrendim. Kökümüz Anadolu, beslenme kaynaklarımız Anadolu, yönümüz çağdaş uygarlıktır. Bir ağaç gibi, bir orman gibi toprağımıza, Anadolu'ya sımsıkı bağlıyız. Ama aydınlığa ve güneşe doğru büyüyen bir ağaç gibiyiz. Biz özgüveni yüksek bir parti olmaya mecburuz. Ya 25 alıyoruz işte, yetmez mi? Hayır, yetmez. Ecevit'in %42'sini unutma. Alçak gönüllü olma. Özgüveni ol. Partinin evlatlarına güven. Transfer yöneticilik devrini kapatalım bu partide. Yeni bir umuda ihtiyacı var. Yeni bir iddiaya ihtiyacı var. Onun sarayını başına yıkacak bir iradeye ihtiyaç var. Bu hava seyre gelmez yoldaşlar. Hayaller, umutlar yok olur. Değişim zamanını kaçıranlar için gelecek zor olur. Zaman kayıp akar. Aydınlık yetim kalır. Türkiye'ye yazık olur dostlarım.